Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Maide suresi 112-115. Ayetleri değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada bu surenin ismiyle de alakalı bir olayı bize anlatıyor. Hazreti İsa'nın Cenab-ı Hak'tan gökten bir sofra indirilmesini talep etmesi, bununla alakalı olayı bize bildiriyor. Okumuş olduğumuz sure Maide suresi. Maide sofra anlamında. Kur'an-ı Kerim'in tamamı aslında bir sofradır. Allah'ın gönderdiği bütün kitaplar ilahi birer sofradır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala "Vafis semâi rizgukum" rızkınız semadadır diyor. İşte Kur'an-ı Kerim semavi bir kitap. Semadan bize rızık olarak gelmiştir. Daha önce indirilen kitaplar, onlar da yine semavi birer sofra hükmündedir. Ve muhataplarına nice böyle fikir ziyafetleri, nice kalbi ziyafetler verilmiştir ve verilmeye devam etmektedir. Ama bununla beraber insanlar harika şeyleri de görmek arzu ediyor. Gökten sofra inmesini de arzu ediyorlar. İşte bizim kültürümüzde de işte bazı veli zatlara gökten sofra inmesi gibi olaylar ifade edilir. Mesela bunlardan biri Yunus Emre ile alakalıdır. Yunus Emre Taptuğ'un dergahında 40 yıl hizmet etmiş. Dergaha eğri odun götürmemiş. Hatta Taptuk Emre demiş ki, "Yunus, hep böyle doğru odunlar getiriyorsun. Ormanda eğri odun yok mudur?" Yunus Emre demiş ki, "Efendim, ormanda eğri odunlar çoktur ama bu doğru dergaha eğri odun yaraşmaz." İşte Yunus Emre 40 yıl seyri sülükün neticesinde aslında manevi yönden epey bir makama gelmiş ama makamının farkında değil. Velayet makamının farkında değil. İç dünyasında kendi kendine ızdıraplar içerisinde. 40 yıldır ben burada hizmet ediyorum ama hala adam olamadım diye ızdırap içerisinde. Ve Taptuk Emre'den izin almadan doğrudan doğruya kendisi bir gün oradan ayrılıyor. Ben herhalde burada adam olamayacağım deyip oradan ayrılıyor. Ve bir derviş olarak yola koyuluyor. Yolda iki tane dervişle karşılaşıyor ve beraberce yollarına devam ediyorlar. Bir miktar sonra acıkmışlar. İçlerinden bir tanesi diyor ki, dua edelim Allah bize semavi bir sofra göndersin. Ve içlerinden bir tanesi dua ediyor ve önlerine bir sofra geliyor. O sofradan afiyetle yiyorlar. Başka bir zaman diğeri dua ediyor. Gökten sofra geliyor, afiyette yiyorlar. Ve sonrasında Yunus Emre'ye dönüp diyorlar ki, "Ey derviş, artık sıra sende. Bu defa sen dua edeceksin." O da diyor ki, "Ben böyle şeyler bilmem." diyor. "Nasıl istenecek onu da bilmem." Ve onlara da diyor, "Peki siz nasıl istediniz? Ben önce onu öğreneyim." diyor. Onlar demişler ki, "Yunus Emre diye birisi varmış. İşte maneviyata çok büyük bir şahısmış. Biz onu vasıta olarak böyle bir şefaatçi olarak zikrettik. Ya Rabbi Yunus Emre hürmetine bize sofra gönder diye dua ettik." Ve o şekilde Yunus Emre aslında kendi makamının farkına varıyor. Çünkü o dua ettiğinde iki sofra birden daha görkemli bir sofra kendilerine gelmiş. Bu bir menkıbe. Ne kadar doğru bunu bilemiyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu gibi olaylara asıl olabilecek gökten sofra inme olayı bugün okuyacağımız bölümde bize takdim ediliyor, bize anlatılıyor. اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ Havariler şöyle demişlerdi. Havariler Hazreti İsa'nın etrafındaki yakın çevresi 12 kişi olduğu ifade edilir bunların. يَا اِسَ اَبْنَ مَرْيَمْ Ey Meryem oğlu İsa! هَلْ يَسْتَطِيُ رَبُّكَ Senin Rabbin yapabilir mi? En yunezzile aleyna maideten mines sema. Semadan bize bir sofra indirebilir mi? Tabi burada indirebilir mi? Ya bir nevi gücü buna yeter mi gibi de anlaşılmaya müsait. İsa aleyhisselam şöyle söylüyor onlara cevabında. Gale ittagullah Allah'tan korkun. İn kuntum müminin gerçekten iman etmişseniz Allah'tan korkun. Böyle şeyler istemeyin. Galu onlar dediler ki nuridu en ne'kule minha. Biz bu sofradan yemek istiyoruz. Semavi bir sofradan
yemek istiyoruz. Ve tetmainne gulubuna, kalplerimizin bu şekilde mutmain olmasını arzuluyoruz. Yani gökten bir sofra inmesi, neticede bunların yiyecekler, tabii gökten bir sofra indiğini görünce de kalpleri daha mutmain olacak. Ve ne'aleme en gad sadaktene, bize doğru söylediğini bu şekilde bilmek istiyoruz. Yani bir mucize görmek istiyoruz. Ve nekûne aleyhâ mineşşâhidin, ve buna şahitlerden olmak istiyoruz. Ve böylece gerekçelerini söylüyorlar. Neden böyle bir sofra istediklerini Hazreti İsa'ya ifade ediyorlar. Gâle İsa ibn-i Meryem, Meryem oğlu İsa şöyle dedi. Allahümme Rabbena, ey bizi terbiye eden Allah'ım, enzil aleyna maideten mines sema, semadan bize bir maide, bir sofra indir. Tekunu lena iden li evvelina ve ahirina, bizim için hem önde olanlarımız hem sonra gelenlerimiz için bir bayram olsun. Ve ayeten mink, ve senden bir ayet, senden bir mucize olsun. Varzugna, bizi rızıklandır. Ve ente hayrur razıgın, sen hayrur razıgınsın. Yani en güzel şekilde, en hayırlı bir şekilde rızık verensin. Burada tabii bir peygamberin dünyasını, iç dünyasında görmek mümkün. Havariler her ne kadar seçkin insanlarsa da ondan yemek istiyoruz gibi daha çok maddi yönüne de dikkat çekmişlerdi. Ve senin doğru söylediğini bilelim diye bunu istiyoruz. Kalbimiz mutmain olsun diye istiyoruz. Bu tarzda şeyler söylemişlerdi. İsa aleyhisselam ise bizim hem öncekilerimiz hem sonrakilerimiz için bir bayram olsun diyor. Senden bir mucize olsun. Ve bizi bu şekilde rızıklandır. Yani rızık olma cihetini son bölümde söylüyor. Ve sen hayrur razıkınsın. En güzel bir şekilde rızık verensin. Galallahu, Allah şöyle dedi. İnni munezziluha aleykum, ben onu size indiririm. Femen yekfur ba'du minkum, ama kim bundan sonra böyle bir olaydan sonra inkar ederse, fe inni uazzibuhu azaben, ben ona öyle bir azap veririm ki la uazzibuhu ahaden minel alemin, alemlerde kimseye vermediğim bir şekilde ona azap veririm. Burada şunu görüyoruz. Bir insan ne kadar mucizelere veya ilme mazhar olursa aslında sorumluluğu da o derece artar. Sıradan bir insanın sorumluluğuyla daha üst düzey insanların sorumluluğu elbette bir değildir. Bilen bir insanın sorumluluğuyla cahil insanların sorumluluğu bir değildir. Kur'an-ı Kerim'de peygamberimizin hanımlarına yönelik Cenab-ı Hak şöyle bildirir. Ey peygamber hanımları, siz diğer kadınlar gibi değilsiniz. Eğer sizden birisi bir açık bir hata yapacak olursa onun azabı kat kat olur. Buradan şunu anlamaktayız. Demek ki Allah-u Teala böyle bir mucizeyi de eğer onlara gösterirse onların sorumluluğu artacaktır. Ve bunun neticesinde inkar eden bir kimse normal inkar edenlere nispetle çok daha fazla sorumlu olacak. Azabı da ona göre kat kat ziyade olacaktır. Tabii böyle bir sofra indi mi inmedi mi? Ayet-i Kerime'de aslında bir sarahat yok. Hazreti İsa'nın duası anlatılıyor ve burada kıssa bitiriliyor. İki türlü rivayetler de var. Bazıları şöyle açıklamışlar tefsirlerden. Havariler baktılar ki iş gayet ciddi. Bunun altından kalkamayabilirler. Ve böyle bir mucizeyi gördükten sonra belki tam buna muhatap olamayabilirler, taşıyamayabilirler. İşin ciddiyetini, vehametini kavradıklarından dolayı ey Meryem oğlu İsa, biz bundan vazgeçtik demişler. Bu bir rivayet. Ancak daha galip olan görüş, Allah-u Teala böyle bir sofra indirmiştir. Ve havariler böyle bir mucizeye şahit olmuşlardır. Ancak belki sadece havariler değil, bazı rivayetlerde başkaları da bu olaya şahit oluyor. Ancak bunlardan bir kısmı zamanla yoldan çıkıyor ve o yoldan çıkanlar, inkara sapanlar domuz haline getiriliyor. Bu mealde rivayetlerde bulunmakta. Ve sofranın indirilişiyle alakalı bazı rivayetlerde şöyle geçiyor. İsa aleyhisselam bu şekilde dua ettikten sonra gökyüzünden
kırmızı bir sofra iniyor. Ve gökten adeta bir uçan dairenin aşağıya inişi gibi veya bir helikopterin aşağıya inişi gibi nasıl tasvir edebilirsek gökten böyle bir sofra önlerine doğru geliyor ve önlerinde yere aşağıya iniyor. Ve sofra kırmızı bir sofra. Sofrada balık var. Balıkların böyle yağları daha üzerinde ve kılçığı yok. Ve tamamen pulu da yok. O şekilde çok özel bir sofra. Baş kısmında tuz var. Balığın arka kısmında sirke, kuyruk kısmında sirke var. Ve aynı zamanda 5 somun ekmek. Bunlardan birinde tereyağı var, birinde bal var, birinde peynir, birinde zeytin, birinde pastırma. Bu şekilde etrafı değişik salatalarla da süslenmiş vaziyette böyle bir sofra. İsa Aleyhisselam gökten böyle bir sofranın indiğini gördüğünde şükür secdesine varıyor. Yani ya Rabbi bunu bize bir rızık kıl, bunu bize bir fitne kılma. Bu mealde Allah-u Teala'ya dua ediyor. Gözyaşları içerisinde dua ediyor. Ve buyurun diyor, afiyetle yiyin. Ve onlar bu semavi sofradan afiyetle yiyorlar. Ve tadı dünyevi daha önceki yemiş oldukları lezzetlerden çok çok farklı. Ve bambaşka bir lezzet orada görüyorlar. Şem'un havarilerden bir tanesi Hazreti İsa'ya soruyor. Ya Ruhallah, ey Allah'ın ruhu, İsa Aleyhisselam'a böyle hitap ediyorlar. Ey Allah'ın ruhu, bu dünya nimetlerinden mi yoksa cennet nimetlerinden mi? İsa Aleyhisselam şöyle söylüyor. Ne dünya nimeti ne de cennet nimeti Allah-u Teala özel yarattı, sizin için gönderdi. Yani Allah-u Teala daima yaratır, daima yeni şeyler yaratır. Bunlara da bu şekilde yoktan bir sofrayı onlara gönderiyor. Ve bu Hristiyanların da kabulüne göre pazar günü olmuş olan bir olay. Paskalya belki buraya dayanan bir şeyleri var. Tekunu lena iden li evveline ve ahirine, bizim hem öncekilerimiz hem sonrakilerimiz için bir bayram olsun. İsa Aleyhisselam da böyle söylemişti. İşte böyle bir sofranın indiği günü onlar bayram olarak telakki ediyorlar. Pazar günü geldiğinden dolayı pazar gününe daha böyle bir kutsallık veriliyor. Ve Paskalya bayramı şeklinde de günümüzde de bu devam ettiriliyor. Bu manada rivayetler var ama işin hakikati nedir, ayrıntıları nedir? Bunlar diğer alemde görülecek. Değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim bunu bize anlatırken bunun hepimize bakan elbette yönleri de var. Kur'an-ı Kerim şu an için bizim için semavi bir sofradır. Her zaman için semavi bir sofradır. Ve o semavi sofradan gıdamızı alıyoruz. Ve insanlar ilim noktasında değişik ilimlere muhatap olabiliyorlar. Bazı ilimler vardır ki insan kaldıramayabilir. İşte manevi yönde ilerleyen bir insan birden bir inkişaf haliyle karşılaşsa belki de onu kaldıramayacaktır. Bu açıdan muhatap olabilmek, bunu kaldırabilmek gerçekten önemli. Ve bizler bu kısa münasebetiyle Cenab-ı Hakk'ın hayrul razıkın olduğunu, en güzel şekilde, en hayırlı bir şekilde rızık verdiğini yine hatırlamış oluyoruz. Ve Allah-u Teala semavi sofralarla bize gıdalarımızı gönderiyor. İşte rızkınız semada derken semavi vahiylerle aklımızı, kalbimizi besliyor. Öte yandan yağmur semadan gönderiliyor. Isı, ışık, güneş vasıtasıyla semadan gönderiliyor. Ve melekler semadan iniyorlar. Ve melekler belki de insanların kalplerine bazı manaları da ilka ediyorlar. Bu manada bazı rızıklar bu şekilde de gelmekte. Biz Kur'an-ı Kerim ayetlerine muhatap olmakla daima gıdamızı alırız. Nasıl ki günde 2 defa, 3 defa yemek yiyoruz ve o yemeklerde değişik şeyler oluyor. Böyle etli, sütlü, tatlı, çok değişik şeyler oluyor. Bunların her birisi apayrı bir güzellik. Onun gibi Kur'an-ı Kerim'deki sureleri okuduğumuzda, ayetleri okuduğumuzda eğer bunlara muhatap olabilirsek Hazreti İsa'nın havarilerinin gökten inen sofraya muhatap olmaları, o apayrı nimetten
istifade etmeleri gibi bizim de kalbimiz, ruhumuz, aklımız bu semavi sofradan gıdasını almış olur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bir kısım insanlar, mesela nice insanlar vardır ki onlar diyor harap olmuş ev gibidir. İçinde Kur'an'dan bir şey olmayan kimse harap olmuş bir ev gibidir. Demek ki kendi iç dünyamızı mamur hale getirmek, manevi gıdamızı almak bu bize bırakılmış olan bir şey. Kur'an-ı Kerim semavi bir sofra olarak inmiş ama biz bunun neresindeyiz? Ve Kur'an-ı Kerim'e ne kadar muhatabız? Kur'an ayetlerini ne derece anlıyoruz? Bunları hayatımızda ne kadar tatbik ediyoruz? Bunlar son derece önemli. İşte Kur'an-ı Kerim'e ciddi manada muhatap olduğumuzda daima gıdamızı alırız. Yoksa Allah korusun, hadiste bildirildiği üzere böyle harap olmuş bir ev, manevi görüntümüz öyle olabilir. Veya manevi açlık. Bir insan nasıl ki gıdasına dikkat etmezse çok cılız bir hale gelir. Zaman zaman Afrika ile alakalı bazı resimler televizyonlarda da görülüyor. Ve insan o manzarayı görünce içi gerçekten sızlıyor. Böyle siyah ırka mensup o insanların bir kısmı doğru dürüst yiyecek bir şey bulamıyorlar. Bir deri bir kemik kalmış vaziyette. İnsan o vaziyeti görünce gerçekten ızdırap içerisinde oluyor. Demek ki insanların manevi cephesi görülse, şu anda böyle kilolu görülen, endamlı görülen nice insan o Afrika insanlarından çok daha zavallı görülebilecek. Çünkü akıl gıdasını almamış, kalp gıdasını almamış, ruh gıdasını almamış. Böyle olunca bunlar manen aç, manen susuz. İşte bunu eğer bilirsek manevi gıdamıza dikkat ederiz. Her gün Kur'an-ı Kerim'den bir miktar okumak. Zaten namazlarda okuyoruz. Bir de ayrıca Kur'an-ı Kerim'den okuruz. Ve televizyonlarda bu gibi programlar var, dini programlar. Buralardan gıdamızı alırız. Camilerde programlar var. Oradaki programlardan istifade ederiz. Bir takım sohbetler olur. Oralardaki sohbetlerden, İslami sohbetlerden istifade ederiz. Böylece gün geçtikçe gıdamızı daha da alır. Manen daha da kuvvetli hale geliriz. Cenab-ı Hak manevi gıdamızı bol eylesin. Kur'an-ı Kerim'e hepimize çok ciddi muhatap olmayı nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.